Kolombiya'da 1984, 1991 ve 1999 yıllarında ard arda 3 kez sekteye uğrayan barış anlaşması, Havana'da atılan imzanın ardından büyük bir ilerleme kaydetti. Kolombiya hükümeti ve Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC arasında 260 bin kişinin ölümüne neden olan yarım asırlık iç savaşı bitirmek için anlaşma imzalandı. Ancak halk 2 Ekim'de düzenlenen referandumda gerillalara çok yumuşak davranıldığı gerekçesiyle anlaşmayı reddetti. Örgüt militanlarına aşırı taviz verildiğini savunan ve referandumda hayır cephesini temsil eden eski devlet başkanı Alvaro Uribe, gerillaların parlamentoya değil hapse girmeleri gerektiğini savunuyor. Bu anlaşmaları okuma çabasını gösteren ve barış istemelerine rağmen referandumda hayır oyu kullanan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Genç Kolombiyalılara şunu söylüyorum. Barış mükemmel bir şey ancak Havana'daki barış anlaşması adeta bir hayal kırıklığı. Referandumda hayır oylarının zaferi FARC ile anlaşmaya evet diyenleri hüsrana uğrattı. Ancak ülkedeki iç savaşı bitirmeye yönelik çabalarından dolayı 2016 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Kolombiya Cumhurbaşkanı ateşkes kararının yürürlükte kalacağına dikkat çekti. Barış yolunda izleyeceğimiz yola hep beraber karar vereceğiz. Hepimizin istediği barışın gerçekleşebilmesi ve kalıcı olabilmesi için beraber ilerleyeceğiz. Ben vazgeçmeyeceğim. Görev süremin son anına kadar barış arayışı içerisinde olacağım. Hükümet yetkilileri 13 milyon kişinin katıldığı referandumun ardından çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, kilise ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek FARC örgütüyle yeniden müzakere masasına oturmak için talepleri not etti. Uzun süren toplantılardan 56 ayrı konu hakkında 500'den fazla talep ortaya çıktı. Hükümet yetkililerine göre anlaşma karşıtları tarafından belirlenen 57 maddeden 56'sı değiştirildi. Kolombiya'daki gerilla grupları, ordu ve aşırı sağcı militanlar arasındaki savaş 1960'lı yıllarda toprak anlaşmazlığı ve sosyal eşitsizlik yüzünden patlak vermiş ve çatışmalar sırasında %80'i sivil olmak üzere en az 340 bin kişi öldürülmüştü.